Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS Ortaöğretim Tarih konuları nelerdir? Hangi konulardan soru çıkacak? Bununla ilgili size bir slayt hazırladık ve tek tek konuların başlıklarını size söyleyeceğiz. Yeniden KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olup takipte kalsın. Birçok konu içeriğiyle ilgili videolar çekeceğiz. Şimdi öncelikle konularımıza baktığımızda İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili her sene arkadaşlar soru geliyor. Bu sene de mutlaka bir soru ve iki soru gelecektir. Soru sayısı değişebilir ama genellikle bu konulardan soru geliyor. İlk Türk ve İslam devletlerinden de her sene soru geliyor. Anadolu Selçuklu dönemi ve Beylikler döneminden de mutlaka bir tane veya iki tane soru karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde Osmanlı Devleti'nden genellikle 9-10 tane soru çıkıyor arkadaşlar. Yani genellikle 9 soru çıkıyor. Ondan dolayı Osmanlı Devleti'ni genel itibarıyla bilmeniz gerekiyor. Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi, Osmanlı Devleti yükselme dönemi, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ve duraklama dönemi, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme dönemi ve ıslahatları, bu ıslahatlarla ilgili de çok soru geliyor, dikkat edin. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi ve ıslahatları. Bir de 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili 9 tane gibi bir soru karşınıza çıkacaktır. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki konu başlığımıza baktığımızda ise Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi ile ilgili soru her sene geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi ve ayaklanmalarla ilgili sorular geliyor. Kurtuluş Savaşı muharebeler ve antlaşmalar dönemi ile ilgili de mutlaka sorular karşınıza geliyor. Bu konulara iyi çalışmanızı öneriyorum. Bir sonraki konu başlığımıza baktığımızda Cumhuriyet dönemi ile ilgili mutlaka sorular geliyor. Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikalarıyla ilgili mutlaka sorular geliyor. Dikkat edin. Atatürk'ün ilkelerini mutlaka bilin. Yani bu ilkelerden soru her zaman geliyor. Mutlaka ilkeler hakkında bilginiz olsun arkadaşlar. Son olarak da Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili soru geliyor. Toplam olarak 27 tane soru tarihten karşınıza geliyor. Daha detaylı içeriklerle ilgili video çekeceğiz. Onun için kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.